Mirim Çelebi, 15. yüzyıl ortaları 1525. Osmanlı Devleti'nde 16. yüzyılda fizik ve astronomi alanında yetişmiş en önemli bilginlerden biridir. Mirim Çelebi, Osmanlı biliminin oluşması ve kurumlaşmasında emeği geçen Ali Kuşçu ve Kadızade-i Rumi'nin torunu olan Kudretit Mehmet Efendi'nin oğludur. Mirim Çelebi'yi dedesi Hocazade yetiştirmiş ve Sinan Paşa gibi bilginlerden ders almasını sağlamıştır. Önce Gelibolu Medresesi'nde, sonra da Bursa'da Manastır Medresesi'nde müderrislik yapmıştır. İkinci Beyazıt'a matematik ve astronomi dersleri veren Mirim Çelebi, bu dönemde 1508'de Anadolu Kaz Askerliği'ne getirilmiştir. Yavuz Sultan Selim padişah olduktan sonra 1512'de bu görevden kendi isteğiyle ayrılmış, ancak Kanuni Sultan Süleyman tarafından 1522-1523 tarihinde ikinci kez bu göreve getirilmiştir. Bir süre sonra yeniden görevden ayrılarak Edirne'ye yerleşmiş ve ölümüne kadar bu şehirde yaşamıştır. Mezarı Tunca kıyısındaki Kasımpaşa Camii'nin haziresindedir. Mirim Çelebi 16. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde astronomi ve matematik konularında eser veren ve bu bilimlerin Osmanlı bilim dünyasında ileri seviyelere ulaşmasına katkısı olan bir bilim adamıdır. Mirim Çelebi'nin en tanınmış eseri Osmanlı astronomları, müneccimleri ve muvakkitleri tarafından yaygın bir biçimde kullanılan Ulu Bey'in Zici için yazılmış olan şerhtir. Mirim Çelebi bu çalışmasında yalın bir şekilde bir derecelik yayın sinüsünü hesaplamak için 5 ayrı çözüm önermiştir. Gökkuşağı ve halinin oluşumunu ele aldığı kitabı Osmanlı Devleti'nde optik konusunda o güne kadar yazılmış ilk hacimli çalışmadır. Mirim Çelebi bu çalışmasında görmenin oluşumu üzerinde durmuş, aynı zamanda ışığın kırılması ve yansıması konularını incelemiştir. Yavuz Sultan Selim'in ısrarları sonucunda dedesi Ali Kuşçu'nun gökbilimi konusundaki Fethiye adlı yapıtını yorumlamıştır. Astronomi konusunda El Makasit adlı yapıtı da vardır.